Öz Vatan'ın sesi, Öz Vatan Kadavan'da. Şu anda bir değirmenin yanındayız. Bu değirmen hakkında sevgili büyüğümüz Aydemir Kahraman'dan biraz bilgi alacağız. Selamünaleyküm Aydemir abi. Selamünaleyküm. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol abi. Öncelikle senden iyi bilgiler alacağımızı düşünüyorum. Çünkü ben buraya yaklaşık 40 senedir falan buralara gelmiyorum. Ve burada da bu değirmenin olduğunu bile bilmiyorum. Bu değirmen kime ait Aydemir abi? Aslı bu değirmenin Kermelikli bir adamı. Hacem mi diyorlar. Kendisi Kayseri'de oturuyor. Evet. Bu İzzet Ağa dediğimiz, Ankay dediğimiz adamlar Kore'den gelmiş. Evet. Ondan sonra satın almış buraya adam. Bu Çukurlu adam. İzzet Angay'ın babası mı bu? Yok, kardeşi. Kardeşi, Koreli. Mustafa Koreli değil mi? Evet, evet. Bildiğim kadarıyla. Koreli. Onlar satın aldı. Buralar yaptı. Gördüğünüz yerler her tarafını yaptı. Buralar, arabalar inerdi buralara. Şuradan şu yol araba yolu diye gözüküyor. Evet, şuradan tekrar biz değirmenin içerisine de biraz bakalım. Bu dışarıdan bakacağız ama şu, görüntü verebildiğimiz kadar. Evet, öyle yapıyorum. Şu anda öyle yapmayacağım. En yakın yer orası. Şöyle elimde koydum. Evet, gördüğünüz gibi sayın takipçilerimiz, bu kesinlikle sadece suyla dönen bir değirmen. Öyle elektrik falan burada yok. Hatta değirmenci bile kendisine burada gaz lambası yakıyor. Yani burası orijinal bir değirmen. Biz umuyoruz ki burası aktif hale geçsin. İnşallah birileri gelir bu değirmeni normal faaliyete koyar. Şimdi değirmen, evet. Rumlardan kalma. Burası Rumlardan kalma mı? Evet, evet, Rumlar. Peki daha önce yaptılar. Ama tadilat yapılmış. Sakın evet, yaptılar. Tadilat yapılmış. Evet. Ama yer olarak Rumlar buraya ayarlamış, buraya bir değirmen Rumlar yapmışlar. Oraya gitti geldi, ondan sonra satın aldı burayı. Evet, size bir de değirmenin çıkışını göstermeye çalışacağım. Ama hakikaten Vietnam ormanları gibi buradaki ağaçlar filan. Gerçekten otlar, ağaçlar, dallar. Buradan geçiyoruz. Değirmenin su çıkış yerine doğru geliyoruz. Evet. Şurası da değirmenin su çıkış yeri. Gördüğünüz gibi. Şurada ambar zannederim. Karşıda bir depo gibi bir yer var. Ve buradan da Kadavan tabiatını tekrar tekrar görüntülemeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi sular, her tarafta su var burada. Ne yaptın abi, orayı açabildin mi? Ha, hayvanlar mı bağlıyorlarmış oraya, öyle bir yer mi? Yoksa? İn buraya, in. İn mi? Ha, oraya da bir bakalım. Buraya in abi. Oo, evet. Burayı. Biraz karanlık da olsa tabii, dediğim gibi burada elektrik yok. Buraya güzel bir çalışma yapmışlar. Yukarı beton olmasına rağmen ama eski özelliğini, taş, kaya özelliğini yine taşıyor. Hakikaten burada güzel bir düzenleme yapmışlar ama gönül istiyor ki buralar aktif hale gelsin. Biz tekrar dışarı çıkıyoruz. Ve buradan şu karşıya doğru şu ağaçları görüntülemeye çalışıyoruz. Şu anda da su akıyor, devam ediyor. Bu su nereye gidiyor Aydemir abi? He? Bu su nereye gidiyor? Hayriyeköy'ün karşısına gidiyor. Bunu görüyorsunuz. Boğaziçi Mahallesi'ne mi yani? Hayriyeköy, evet, Boğaziçi Mahallesi'ne karşısına. Evet. Oraya kadar gidiyor. Şuradan, buranın devamı yok değil mi? Buradan mı kaynıyor bu su? Buranın devamı yok. Şu kayanın altından. Evet. Oradan bir su geliyor. Evet. Oradan dere oluşuyor. Bayağı da bir su çıkıyor. Onu da gösterelim şöyle yakından. Ama nasıl geçebilirsek tabii. De size bu suyu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu su buradan oldukça çok çıkıyor. Bayağı çıkıyor. Şu alttaki su, bu da mı oraya söylediğin yere gidiyor? Alttaki su. Ha, bizim dereye gidiyor. Bizim dereden de ırmağa akıyor. Abi çok teşekkür ederim. Başka bir konuda nereyi aldım, çektim, orayı da çektim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.